Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de dosya sekmesini inceleyeceğiz. Ekranın sol üst kısmında yeşil bir sekme halinde görmektesiniz. Dosya sekmesine tıkladığımızda ekrana böyle bir görüntü gelecektir. Buraya backstage yani Türkçesi sahne arkası denir. Burada dosya içinden ziyade dosya üzerinde yapabileceğiniz değişiklikleri görmektesiniz. Burası aslında dosyanın yönetimiyle alakalı bilgileri ve yapılabilecek işlemleri içerir. Sol üst kısımdaki bilgi sekmesinde şu anda bulunmaktayız. Burada çalışma kitabınızı korumak, çeşitli şifreler koymak, bazı çalışma kitaplarını incelemek veya tarayıcı görünüm seçeneklerinizi değiştirmenize yarayan bir takım butonlar bulunmaktadır. Örneğin çalışma kitabını koru butonuna tıkladığınızda bütün belgeyi parolayla şifreleyebilir veya geçerli sayfalara çeşitli şifreler koyabilir, dijital bir imza ekleyebilirsiniz. Alt kısmında bulunan yeni, aç, kaydet, farklı kaydet gibi sekmelerle farklı bir belgeyi açabilir, kaydedebilir veya farklı bir formatta yani Excel dışındaki formatlarda da kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yazdır sekmesine geldiğinizde arkadaşlar, daha önceden belgede hazırlanmış olan bu verileri yazdıracağınızda nasıl olacağını görmektesiniz. Yazdırma seçeneklerini buradan seçebilir, bilgisayarınıza bağlı olan bir faks veya bir yazıcıya da yönlendirebilirsiniz. Şu an mouse imlecinin üzerinde görmüş olduğunuz kutucukta kopya sayısını birden daha fazla artırabilir veya düşürebilirsiniz. Aynı şekilde belge içerisinde hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi burada görüntüleyebilirsiniz. Özellikle seçtiğiniz bir kısmı burada yazdırmak için seçimi yazdır butonunu tıklarsınız. Bu sekmeye gelmek için çalışma sayfanızda Ctrl+P tuşuna basmanız da yeterlidir. Göreceğiniz üzere şu an çalışma sayfasına tekrardan dönüyorum ve klavyemden Ctrl+P tuşuna basıyorum ve tekrardan dosya sekmesi altındaki yazdır kutucuğuna geliyorum. Yine kenar boşlukları, ölçeklendirme, yatay yönlendirme veya dikey yönlendirme gibi tercihlerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz belgeyi bir başka şahısla veya kurumla paylaşmak isterseniz e-posta veya bulut bilişim aracılığıyla da paylaş sekmesi altında paylaşabilirsiniz. Yine belgenizi dışarı aktarıp PDF, XPS gibi belgeler oluşturabilirsiniz. Kapat sekmesinden Excel çalışma sayfası kapatılacaktır. Ve en alt kısımda bulunan seçenekler sekmesine tıkladığınızda da yeni bir ileti kutucuğu açılacaktır. Bu ileti kutucuğunda belgenizle alakalı birçok ayarı içeren seçenekleri görebilirsiniz. Bu videomuzda Excel'de dosya sekmesini anlattık. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya mühendisakademitv@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ben Mehmet Öner Yeleğen. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.